özellikle altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada eğer ki bir ticari ünvanımız yoksa, altını çiziyorum, ticari bir ünvanımız yoksa hiçbir şekilde şahsi bilgilerinin paylaşmaması. En basit güvenlik önlemi budur. Yani istediği kadar virüs yemiş olursa olsun veya da takip ediliyor olursa olsun, sizin girdiğiniz veriler üzerinden bu işlemler yapılıyor. Hiçbir sosyal medya platformunda doğum tarihini, telefon numarasını veya da akrabalarını, düşünsenize mesela biz bir kredi çekmek istiyoruz. Siz bankayı aradığınızda size ne soruyorlar? Annenizin kızlık soyu, telefon numaranız ve doğum tarihi değil mi? Doğrulama yapabilmek için. Ben sizin sosyal medya hesabınızdan dayınızın ismini öğrenirsem annenizin kızlık soy ismini öğrenmiş olurum. Girip hesabınıza, girip oradan doğum tarihinize baktığım zaman adınıza kredi çekmemem için bir tek aramızda vicdan kalıyor. Burada da sosyal mühendislik devreye giriyor. Siz bir iş başvurusunda bile artık TC kimlik numarasını giriyorsunuz. E-Devlet'te bile kullanıcı adı yerine TC kimlik numarası giriyorsunuz. Bir yerde bir işlem yaptığınız zaman sizden TC kimlik numarası istiyor. Düşünsenize sizin ID'niz, yani US kullanıcı tanımlama sistemi kendi ID'nizi zaten açık bir şekilde kimliğinizin üstüne bile baktığınızda ID'nizi görmüş oluyoruz. Yani bir kimliğin gizli olması diye bir şey yok. Şunu da belirtelim. Yani 83 milyonluk Türkiye nüfusunun verilerinin sığabildiği mecra 1 GB'lık flash bellek. Yani bizim telefonlarımızın bile bugün 64 GB'a kadar geldiğini düşünürsek, telefonlarınızdaki veri, paylaşmış olduğunuz içerikler ve kullandığınız sistem, bu üç ana unsura dikkat etmezsek istediğimiz kadar güvenlik önlemleri alalım, zaten yapabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor.